Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başkan Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile sürekli temas halinde olduğunu belirtti. Macron, Paris'te Başbakan Meshur Barzani ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında ise çok iyi geçti yorumunu yaptı. Rudav muhabiri Alaş Ali, Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşme olasılığını sordu. Başkan Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile sürekli temasları olduğu yanıtını veren Macron, Münih Güvenlik Konferansı'nın Başkan Neçirvan Barzani ile yüz yüze görüşmek için bir fırsat olarak değerlendirdi. Macron, Kürdistan bölgesine yaptığı geziyi hatırlatarak, "Oraya yaptığım ziyareti hatırlıyorum, ilgi çekiciydi. Erbil'i özledim." dedi. Fransa Cumhurbaşkanı, dün Paris'te Başbakan Messur Barzani ile gerçekleştirdiği görüşme hakkındaki soruya ise, her zamanki gibi çok iyi bir görüşmeydi. Kürdistan'a ve Kuzey Irak halkının güvenliğini ne kadar önemsediğimizi biliyorsunuz. Bölge güvenlik ve istikrar alanında bizimle önemli bir ortaktır, yanıtını verdi. Deprem bölgesindeki ölümlerin başlıca sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan gösteren HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, "Bu kıyımın hesabını mutlaka soracağız. Bu hesabı mutlaka vereceksiniz." dedi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanı Mithat Sancar, partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Gündeminde 10 ilde yıkıma neden olan Maraş merkezli depremler vardı. Sancar, asla unutulmayacak bir yıkımla, derin bir acıyla karşı karşıyayız," dedi. Depremin toplumsal etkilerinin onarılmasının uzun yıllar alacağını belirten Sancar, dayanışma ve yardım kampanyalarına yönelik engellemeler ile iktidarın deprem bölgesine dair politikalarını eleştirdi. Depremden sonra iktidarın ısrarla ve istikrarla yaptığı bir şey var toplumun yardımlaşma ve dayanışma enerjisini büyütmek ve etkili kılmak yerine, bastırmak, etkisizleştirmek ve gasp ya da müsaade etmek. Devletin, iktidarın, toplumun enerjisini bastırması, müsaadesi elbette yeni bir şey değil ama burada yeni bir durumla karşı karşıyayız. Toplumun dayanışma enerjisi bastırılmayıp doğru yönlendirilirse, belki de binlerce can enkazdan sağ çıkarılabilecekti. Belki birkaç kişi biraz daha erken yemek, binlerce kişi barınma imkanlarına kavuşabilecekken bunu engellediler. Yaptıklarının faturası çok ağır. Binaların envanteri neden tutulmadı? Sancar, Hatay'da ortaya çıkan manzaranın tüm gerçekleri ortaya koyduğunu söyledi. Bu kadar ağır bir yıkım, bu kadar büyük bir felaket neden yaşandı? 10 binlerce insanın ölümüne neden olan sorumluluklar zinciri nedir diye sordu. Öyle asrın depremi diyerek geçiştirilecek, üzeri örtülecek, sıradanlaştırılacak bir durum değil. Bunlar ülkeyi yönetenlerin birinci dereceden sorumlu oldukları, bir siyasal ve toplumsal felakettir söz konusu olan. Depremden öncesine bakalım. Maraş bölgesinin deprem kuşağı olduğu biliniyor. Uzmanlar, meslek kuruluşları, devlet kurumları, halkımız, siyasetçiler bu gerçeği defalarca dile getirdi. Uyarılar neden dikkate alınmadı? Neden tedbir alınmadı? Gerekli etütler neden yapılmadı? Denetimsiz ve tehlike arz eden binalara dair neden envanter tutulmadı? Bu binalar için neden bir çalışma yürütülmedi? İtiraz ve uyarılara rağmen imar aflarıyla, bu bölgedeki yıkıma ve kıyma adeta davetiye çıkarıldı. Yıkılan binaların dayanıksız ve çürük olduğu ortada. Bu iktidar insan canını güvence altına almayı amaçlayan yapı denetim uygulamasını filan ortadan kaldırdı. Böylesi önemli ve kamusal uygulamayı özel sektöre devretti. Uzman meslek kuruluşlarının denetim yetkisini elinden aldı binaların malzemesinden çalarak, inşaat yapan müteahhitlere gerekli şirketi kurma yetkisi verdi. Bu iktidarın en büyük icraatı her alandaki denetimi ortadan kaldırmak ve keyfili yaymak oldu. Denetimi, denge ve denetlemeye ve bunları sağlayan kurumlara savaş açtı bu iktidar. Keyfilik, bu rejimin temel özelliği haline geldi. Bunun en acı sonucunu depremde yaşıyoruz, büyük kayıplar vererek yaşıyoruz. Sorumluluk kader planı olarak yutturulamaz. Bu yıkım öyle ufak tefek eksiklerimiz vardı, biz İstanbul depremi için hazırlandık diyerek hakaretler yağdırarak tehditler savurarak geçiştirilemez. On binlerce ölüme, yüz bini aşan yaralamaya neden olan, milyonlarca insanın bugününü ve geleceğini karartan, hayvanların ve doğanın alt üst olmasına sebep veren bu sorumluluk zincirini hiç kimse kader planı olarak yutturulamaz, başka mercilere havale etme hadsizliğinde de bulunamaz. Ölümlerin sorumlusu bellidir, çürük ve yozlaşmış enkaz zihniyetidir. Burant, talan, yalan ve savaş üzerine varlığını kurmuş iktidarın kendisidir tüm kurumlar Cumhurbaşkanı'nın ve kendilerinin imajı ve menfaati için çalışıyor. Vatandaşın lehine tek bir kurum çalışmıyor. Bu kıyımın hesabını mutlaka soracağız, bu hesabı mutlaka vereceksiniz. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, enkaz altında kalan ve Türkçe bilmediği için, Arapça konuşmaktan korktum, diyen bir Suriyeli göçmenin dramı yıllarca unutulmayacaktır. HDP lideri Mitat Sancar, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yapan afat hakkında şu iddiada bulundu: "İnsanlar enkaz altında Kürtçe veya diğer ana dillerde konuşmaktan korkuyor. Enkaz altında kalan ve Türkçe bilmediği için Arapça konuşmaktan korktum." diyen bir Suriyeli göçmenin dramı yıllarca unutulmayacaktır. HDP eş genel başkanı Mitat Sancar Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında yaptığı konuşmada, önümüzdeki seçimlere ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Emek ve Özgürlük İttifakı'nı oluşturan tip, EMEP, EHP, TÖP ve SMF'den temsilcilerinde katıldığı toplantıda Sancar, seçime hazır olduklarını belirtirken, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı 14 Mayıs olarak açıkladı. Bugüne kadar zamanında olacak diyordu. Her sözü gibi bundan da caydı. Bu seçim kararının açıklanacağı an Cumhurbaşkanının görevden affını isteme anına dönüşecektir. Seçimlerde de halk en büyük kararı verecek ve bu düzene noktayı kalın bir şekilde koyacaktır dedi. Sancar konuşmasını şöyle sürdürdü. Önümüzdeki seçimler seçimin ötesinde bir anlama sahiptir. Bunun hepimiz farkındayız, iktidar da farkında. Sadece bir parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimi olmayacak, yaşamak istediğimiz ortak geleceğin belirlenmesi seçimi olacaktır. Bu seçim bir rejimin oylama seçimi olacaktır. İktidarın sandıklardan çıkarmak istediği düzen savaş, sömürü, yalan, talan, çete ve mafya düzenidir. Türkiye'yi uluslararası mafyaların cirit attığı bir ülkeye dönüştürdüler, koskocaman bir suç imparatorluğu yarattılar. Bu düzeni sürdürmek için bu seçimler onlar açısından hayat memat meselesidir. Seçim sürecine emek ve özgürlük ittifakıyla yürüyoruz. Seçimin çok çetin bir mücadeleye sahne olacağını ve her türlü zorluğa hazır olduklarını kaydeden Sancar, oynayacakları, oynamak istedikleri her oyunu boşa çıkarak güce sahibiz. Bu seçimlere demokrasinin, hukukun askıda olduğu ağır bir siyasi tecrit koşullarında giriyoruz. AKP-MHP Cumhur İttifakı sanki seçimlere değil savaşa hazırlanıyor. Kampanyalarını sanki seçim kampanyası gibi değil bir savaş kampanyası gibi yürütüyor değerlendirmesini yaptı.